Merhabalar efendim. Mutfak İşleri Müdürü'nde bugün kavanozda sebzeli yahni yaptık. Videomuzu izlerken kanalımıza abone olmayı, beğenmeyi ve tariflerimizle ilgili düşüncelerinizi yorum kısmında bizimle paylaşmayı unutmayın. Hazırsanız başlayalım mı? Tarifimiz için öncesinde yaklaşık 500 gram kadar dana etimizi kuşbaşı büyüklüğünde doğruyoruz. Tam tarif için yağsız dana eti kullandım. Dilerseniz kuzu eti de kullanabilirsiniz. Evet, etlerimizi doğradıktan sonra kavanozlarımıza eşit miktarda pay ediyoruz. Daha sonra 2 adet havucumuzun hemen hızlıca kabuklarını soyuyoruz. Ardından havuçlarımızı da iri iri parçalar halinde doğruyoruz. Hemen havuçlarımızı da kavanozlarımıza atıyoruz. Sıra geldi soğanlarımıza. Ben küçük boy arpa soğan kullandım. Ama isterseniz büyük soğan da kullanabilirsiniz. Soğanlarımızın da hemen kabuklarını hızlıca soyuyoruz. Aynı şekilde soyduğumuz soğanlarımızı da kavanozlarımıza yerleştiriyoruz. Bu arada sebzelerin miktarını dilediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz. Ve şimdi sıra sarımsaklarımızda. Sarımsaklarımızın da hızlıca kabuklarını soyuyoruz. Ve sarımsaklarımızı da kavanozlarımıza yerleştiriyoruz. Son olarak bir adet kapya biber kullanıyoruz. Kapya biberimizi de çekirdeğini çıkardıktan sonra İri parçalar halinde doğruyoruz. Ve doğradığımız biberlerimizi de kavanozlarımıza pay ediyoruz. Evet, kavanozlarımızı bu şekilde hazırladık. Şimdi sıra geldi baharatlarına. Öncesinde biraz tane karabiber kullanacağım. Kavanoz başına şöyle 8-10 kadar karabiber atıyorum. İsterseniz toz karabiber de kullanabilirsiniz. Karabiberlerden sonra biraz da kekik kullanıyorum. Şöyle kaşığımın ucuyla yine 8-10 tane kekik bırakıyorum. Son olarak tuzunu ayarlıyorum. Son olarak da et yemeklerinin en güzel lezzet harikalarından birisi defne yaprağı ekliyorum. Bu yemeğin bir güzelliği de içerisindeki malzemeleri, baharatları, miktarlarını porsiyon başına tek tek ayarlayabiliyor olmanız. Evet, yemeğimiz neredeyse hazır diyebiliriz. Son olarak üzerine yarım kaşık kadar şöyle birer parça tereyağı bırakıyoruz. Evet, artık kavanozlarımızın kapağını kapatabiliriz. Bu şekilde önce şöyle iki geri çeviriyoruz. Daha sonra ileri sıkı bir şekilde bütün kavanozlarımızın kapağını tek tek kapatıyoruz. Ve şimdi kavanozlarımızın ölçüsüne uygun derince bir tencere alıyoruz. Kavanozlarımızın kırılmasını önlemek için şöyle tenceremizin altına temizce bir bez yerleştiriyoruz. Daha sonra hazırladığımız kavanozlarımızı tencereye yerleştiriyoruz. Ve daha sonra kavanozların yarı hizasına gelene kadar tenceremizi sıcak su ile dolduruyoruz.
Ve şimdi tenceremizin kapağını kapatıp yemeğimizi en kısık ateşte yavaş yavaş kaynamaya alıyoruz. Evet, etlerimiz kavanozlarda, tenceremizde kısık ateşte yaklaşık 1 saat kadar kaynadı. Hemen şöyle bir tanesini alıyorum. Şöyle gösteriyorum. Görüntüsü çok güzel gözüküyor. Bence bu kadar pişmesi yeterlidir diyorum. Şimdi tekrar suyun içine bırakacağım ve kapağını kapatıp yarım saat kadar bu şekilde yemeğimi dinlenmeye bırakacağım. Evet, yemeğimiz bir yarım saat kadar da güzelce dinlendi. Hemen şöyle bir tanesini gösteriyorum. Bakın, sebzeleri, eti tamamen kendi suyuyla pişti ve içi oldukça da sulu gözüküyor. Hemen şimdi ilk kavanozumuzu açıyoruz. Tabii şişeler vakumlandığı için öyle hemen kolay açılmıyor. Ayrıca burada hemen de belirtmek istiyorum. Yemeğinizi bu şekilde pişirdikten sonra kavanozlarınız vakumlanacağı için bu yemeği uzunca süre buzdolabında muhafaza edebilirsiniz. Böylece öncesinden hazırlayıp hafta sonu mesela hafta içi yemeğinizi çok rahat hazır edebilirsiniz. Sadece tekrar su dolu tencereye koyup ısıtmanız yeterli olacaktır. Ben şimdi hemen bir bıçak yardımıyla kavanozumu açıyorum. Evet, içindeki vakumu hemen çıktı. Üzerindeki defne yaprağını alıyorum. Ve yemeğimi bu şekilde direkt tabağıma boşaltıyorum. Evet, bakın yemeğimiz muhteşem gözüküyor. Hemen şöyle bir parça etinden alıp nasıl piştiğini de yakından göstermek istiyorum. Bakın gayet yumuşak. Lokum gibi tel tel ayrılacak bir kıvamda çok güzel pişmiş etlerimiz. Müsaadenizle bir de böyle suyuyla birlikte yemeğimizin tadına bakalım. Tek kelimeyle olağanüstü. Öncesinde de söylediğim gibi içerisindeki baharat, sebze, çeşitlerini ve oranlarını damak zevkinize göre dilediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz. Efendim, Mutfak İşleri Müdüründen bugünlük de bu kadar. Videomuzu buraya kadar izlediyseniz, beğeni tuşuna basarsanız çok mutlu oluruz. Ayrıca tariflerimizden haberdar olmak için Instagram, YouTube ve TikTok kanallarımıza abone olabilir ve bildirimlerinizi açık tutabilirsiniz. Bir sonraki tarifimizde görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın, afiyet olsun.